Merhaba, Biletini Al'ın sunduğu Haberini Al programına hoş geldiniz. Bugün de sizin için sinema dünyasından seçtiğimiz haberlerle karşınızdayız. İyi seyirler. Koskoca düşmanların durduramadığı James Bond'u koronavirüs durdurdu. Salgının sektör üzerinde yarattığı sıkıntı Bond'u Kasım ayına erteletti. Bond'un ertelenmesinden kaynaklanan boşluğu fırsat bilen DreamWorks, Trollerle Dünya Turu filmini Nisan ayına çekti. Neye niyet, neye kısmet? Sony'nin Uncharted oyununun uyarlamasında başrolü oynayacak Mark Wahlberg, senaryoyu okuduğunda sanki Indiana Jones okuyormuş gibi hissettiğini söyledi. Allah Allah, acaba niye böyle bir hisse kapılmış ki? Halbuki çok farklı işler. James Gunn, The Suicide Squad'ın yeni filminde CGI'dan ziyade pratik efekt kullanıyor ve bunun sebebini açıkladı. Tamamen duygusal. Yönetmen Jeff Wadlow, 90'larda geçecek ve çizgi romanlara sadık olan bir X-Force üçlemesi yazdığını ama projenin yavaş yavaş unutulduğunu ve Deadpool sonrası firmanın X-Force planlarının değiştiğini söyledi. Ne diyelim, yazık olmuş. J.J. Abrams yine 1000 tane cevaplanmamış sorular bırakacak bir filme girişmiş. Pinkerton isimli projenin doğaüstü öğelere sahip bir western filmi olduğunu belirtildi. Hadi bakalım. 90'larda ülkemizde oldukça ünlü olan Mask isimli çizgi filmin uzun metrajlı filmi geliyor. Yönetmeni ise Felix Gary Gray olacak film. Umarım güzel bir iş olur. Bir de bu hafta vizyona giren filmlerimize bakalım. Hayal Adası, Yokuş Aşağı, Sabit Kanca Son Soru, Mendilim Kekik Kokuyor, Zengo, Nuh Tepesi, Tamircikler Robotçuklara Karşı, Seberk ve El Deccur ile tam 9 film vizyona giriyor. Biletlerinizi biletinial.com veya Biletini Al'ın mobil uygulamasından edinebilirsiniz. Haberlerden size aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Bir sonraki Haberini Al programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.